Burak, haydi Burak. Burak, Burak ceza sahasında vur artık. Gol! 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 20 Şubat akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Schalke'yi ağırlayacak. Bizler D-Smart spor ekibi olarak bu karşılaşmanın tüm detaylarını ekranlarınıza taşıyacağız. 24 kamerayla yaklaşık 100 kişilik ekiple hem de HD kalitesiyle ekranlarınıza karşılaşmanın tüm detaylarını anı anına yansıtmaya çalışacağız. Ana stüdyomuzda ben Ali İsmet Ural ve yorumcumuz teknik direktör Rea Kapsal. Sinayderli Galatasaray sezonun belki de yılın en önemli maçına çıkacak. Biz teknik direktör Rea Kapsal'la Galatasaray cephesini değerlendirirken arkadaşımız Uğur Önver konuş stüdyoda Schalke tarafını özellikle Alman konuklarıyla değerlendirecek. Uğur. Ali İsmet Ural, Schalke cephesindeki son gelişmeleri yabancı konuklarımızla konuşacağız. Sürpriz misafirlerimiz olacak ve bütün görüşleri, farklı görüşleri buradan yansıtacağız sizlere. Bu arada VIP salonunda Aykut Aydın hazır. Bakalım arkadaşımız Aykut'un yanında kim var? Uğur Önver, yanımda kimin olmasını istersin? Bir sanatçı, politikacı ya da Türk futboluna damga vurmuş bir isim mi? Gerçi şu anda yanımda Adnan Mertpaşaoğlu var ama 20 Şubat akşamı Adnan'la birlikte o kadar önemli konukları ağırlayacağız ki müthiş röportajlara imza atacağız. Peki bitti mi? Bitmedi. Şimdi gelin sağ içindeki arkadaşımız Güney Mergen'e gidelim. Teşekkürler Aykut. Galatasaray Schalke maçı öncesinde Sarı Kırmızılı camianın önemli isimlerinden biri şu anda yanımda yok ama 20 Şubat'ta burada D-Smart. Melo, Selçuk, Emre Çolak, Wesley Sneijder, Hamit Altıntop ve Burak Yılmaz Galatasaray'ın 11'i. Spikerimiz ben Alp Özgen, yorumcumuz teknik direktör Rea Kapsal'la 20 Şubat akşamı saat 21.45'te tüm Türkiye'nin nefesini tutacağı mücadelede Galatasaray Schalke maçında karşınızda olacağız. Burak Yılmaz ve Cristiano Ronaldo Devler Ligi'nde gol krallığında zirvede. Hocam, Burak Yılmaz Schalke maçında da bir gol atar. Şampiyonlar Ligi'nde ayrı motive olan Burak, Schalke'de gol atar. Evet değerli izleyiciler, 20 Şubat akşamı 50 bin kişi statta ama milyonlar D-Smart ekranlarında olacak. Bizler de D-Smart Spor ekibi olarak bu karşılaşmayı tüm detaylarıyla ekranlarınıza getirmeye çalışacağız.